Peki bu aşk insanı denen bir şey var hmm. bilmiyorum tam manası nedir ben bilmiyorum da <laughs> sen o, o aşk insanı mısın onu soruyoruz yani aşık olduğun zaman her şeyi göze alabilecek kadar aşkı önemsiyor musun öyle bir şey mi senin için? E, evet ya öyle bir şey. Aç ama biraz bunu bize bu aşk insanı olmak ne demek bir kere? Hiçbir fikrim yok ben anlamam öyle şeylerden Yani bir şey genellendiği zaman işte aşk insanı olmak benim kafam karışıyor. Hı. Yani bu genellemeye neler dahil Yafta biz neresindeyiz filan değil mi? oralarda kafam karışabiliyor ama aşk e, insanı mıyım onu işte 23 yaşında Ali'ye aşık olduğumda şey oldum yani evet 23 yaşında mıydın Ali'ye evet. aşık olduğunda 33 yaşındayım şimdi hala aşık. yani buradan e, bakarak aşk insanı diyebiliyor muyuz bana Olur mu ben yani? her türlü derim canım sen e, ama ben benim dediğimle dedim, o olmaz zaman. o işler İyi, dedi, de biz öyle, biz öyle, biz öyle de dedik öyle oldu öyle oldu peki e, şimdi Sultan Hanımın e, hikayesinden hareketle söylüyorum aşkla takıntıyı birbirinden ayıran şey ne olabilir acaba alma verme dengesi galiba ya. Hı. ya. çünkü takıntılı olduğun zaman gerçekten oradan ne geliyor ilgilenmiyorsun yani sen bodoslama her ne olursa olsun öcülük e, oluyor takıntıda. E aşk, hiç karşılıksız önemli. aşk diye bir şey yok mu? E oluyor, bitiyor, gidiyor, ne oluyor? Karşılığı olmadığı zaman kayboluyor. zaman birinin hiç bitmemesi, kayboluyor. birinin de bitebilir olması evet. mı acaba fark? Evet, muhakkak. Güzel, güzel. Tek başına aşk mutluluk, mutlu bir birliktelik için yeterli mi? Onu öyle de sorabilirim yani. Tek başına aşk bir insanı mutlu etmeye yetecek bir şey mi? Hiç yetmez bence. Başka bir şeyler daha gerekir. Pe pek çok şey gerekir. Mesela? Bence güncelleme gerekir her şeyden önce. Tazeleme Taze, mi? Yani şöyle tazeleme değil de çünkü bu bizim de çok konuştuğumuz bir şey aslında biz işte 10 yıldır birlikteyiz. Aslında her sene hele ki benim işte o zaman 23 yaşındayım Ali işte 37 yaşında filan aslında her sene yeni haline bir daha anlaşma yapıyorsun tamam ya iyi hani devam. Tamam. Ee, ama bazen o ilişki geride kalabiliyor. Öyle bir güncellemeden bahsediyorum. Bu yeni durumlarımıza, yeni halimize göre, Ay Ali ile Hazal anlaşmışlar diye haber çıkmasın. Yani anlaşma <laughs> derken, çıkar. yani şey yapıyorsunuz değil mi? Bir daha bir, birbirinizi ölçüp biçiyorsunuz. Aslında evet, bir değerlendirme yapıyorsunuz. Yani, yani. Biz yapıyorsun. iyi miyiz? Doğru gidiyor muyuz? Tabi, burada bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz? Evet, muhasebesini yapmak. Muhasebesini yani. yap. Tabii ki buna oturup evet yıllık toplantımızı bugün evet, buluşalım geldik. avukatlar da gelsin gibi bir değil, şey değil. Ama aslında hani kendi kafanda her sene yeni olduğun kişiyle değerlendirme yapıyorsun. Karşındaki de yeni biri artık. Başka neler lazım geliri söylüyordum. Başka neler lazım gelir? Başta saygı tabii ki. Saygı, ee, güven. Güven. Buradan sadakati mi anlamalıyız? Sadece sadakat değil ya. O öyle olunca benim canım sıkılıyor çok böyle ee, ne oldu şimdi işte gitti başka biriyle bir şey falan ya, yap, çok sadık ama her şey senin, ona öyle bir şey değil değil mi Sada, senin şu an olduğun kişi hiç sa, işte. saygı duymuyor o zaman o şahane biri mi İyi bir eş Hı. mi yapıyor bu onu asla Hı. Ee, yani sadakatten şeyi kastedersek benim hoşuma gider mesela ee, senin dönüşebileceğin her şeye karşı saygılı olacağım Hı. ve eee değişimlerine değişimlerine dönüşlerine tabii ki, her, şeye. her şeye bütün bunlara saygı duyacağım ve elimden geldiğince yanında olacağım ama bir gün mutsuz olursa olabiliyorsam olacağım olamıyorsam ol, da olamıyorsam ben da olamayacağım. bu bu, evet. bu konuda dürüst olacağım. Esas sadakat budur bence. Aslında bu güvenin güzel bir tarifi. Evet evet. Karşılıklılık. Tabii ki. Esasına dayalı olarak değil Hı -hı. mi? Karşılıklı olması gerekir.